Gün geçtikçe totaliter uygulamaların arttığı Türkiye'de taksiler yolcunun ses ve görüntü kayıtlarını almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtaksi uygulamasıyla taksilerde müşterinin sesi ve görüntüsü kaydediliyor. Hukukçular uygulamaya özel hayatın gizliliğine aykırı olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Hürriyet gazetesine konuşan avukat Uğur Poyraz, bir kimsenin sesi ve görüntüsü onun özel hayatı kapsamında olup kişilik hakları gereğince koruma altındadır. Kanunun açıkça belirttiği üzere bir kimsenin rızası bulunmaksızın özel hayatına yapılan müdahale hukuka aykırıdır. Aynı zamanda yapılan müdahale Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir dedi. Bugüne kadar 3000 taksiye kurulumu yapılan İtaksi uygulamasında kameralar dikiz aynasının hemen üstünde bulunuyor. Dikkatli bakıldığında ancak fark edilen kameralar hem taksinin içini hem de dışarısını kaydedebiliyor. Taksilerde sesle görüntü kaydı alındığına dair herhangi bir uyarı bulunmuyor. Hukukçulara göre bu şekilde yapılacak bir kaydın kişiye önceden bildirilmesi zorunlu. Aksi halde kayıt yapılması hukuka aykırı. Bu amaçla telefondaki uygulamada ve taksilerde bu bilgilendirmenin yer alacağı görünür metinler bulunmalı. Bunun yanı sıra şoförler de bu konuda müşteriye bildirimde bulunmalılar.